Bezney. Boz bez bez. Bez halimize bakıyor. Süreli gibi. Kenara döküyor. Tam benim o zamanlar ehliyetim yok. Dedim polis. Yanır. Bu çok korkuyor polis. Öldü. Arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir enerji dolu videodayız. Bir önceki videomuzun aynı gün içerisinde çekilen videolar var. Kıyafetleri ona aynı. Takmayın. Ama yasaklarda sizlere bol video çıkarmak istediğimiz için bir günde 4-5 videoya kadar çıkmayı düşünüyoruz. Nasıl geliyorum ama kapla? Aslında gidelim. Basın kapla. Her neyse. Bugün bisiklet vesaire değil, modifiye vesaire değil. Bugün çok güzel bir şekilde karşınızdayız. Anılarımızı anlatacağız veya nasıl tanıştığımızı anlatacağız. Sohbet muhabbet tam kadro. Şimdi içeride kimler var? Tam kadroyuz. Onlardan bahsedeyim ilk başta. Namı direk başkanımız. Lakap Suri. Babacan için. Esat. Sen ne DJ Okan Doğan. İko Baba. Efekan Kantarlı. Ben Allah'ım. Yapıyorlar. Ben Allah'ın bir kuluyum. Bak. Furkan Çağlar Gariban. Gariban. Yusuf Diler. Sanayici. iPhone 11'im varmış. Kılıfını tak. Dolandırıcı. Dolandırıcı. Kılıf CC olmuş. Ben ve kameraman olan Doğukan Yavuz kardeşim. Kim dolandırıcı? Kim? Şimdi videoyu kim çeksek? Son 50 liram var bir yere. Ben çekemem. Sen çekemezsin. Hadi oturun. İlk önce kim anlatmak istiyor? Var mı anısını anlatmak istiyor? Ben anlatmak istemiyorum. Var mı anısını anlatmak istiyor? Hadi! Ben unutuyorum, ben unutuyorum, ben anlat! Kanka! Şöyle otur şuraya beri. Hani anlatan kişinin kartı başına açın. Sorun ya. Ben askerlik anından bir tanesini isterim mesela. Bana askerlik anılarından bir tanesini. Berke Pembe şey çıkan. Akşam bir silah sesi geliyorsa ya komutanın kızı ya abiralim olur. Onları karıştırmayalım. Ankara'da bizi vururlar sonunda. Şimdi bilader nöbet yapıyorlar. Bir gün işte askeriyede kaynak kişi var, onu yapıyoruz. Kaynak. Bir tane bisiklet geldi bilader. Ama nasıl biliyor musun? Mangal yapıyoruz, denemek için yakıp yiyoruz. Bu kalem onu yaptım, gittim ben buradan. Kafamda nasıl kuruyorum biliyor musun orada? Bilader bir ton profil var, bir ton boru var. Ulan dedim bilader bir tane dedim bari buraya da yapayım da hatıram kalsın. Ölçüleri istedim arkadaş vermedi. Tamam şey askerlik anısından Ankara. Çok güzel. Şimdi... Gece başkanı evden alıyorlar. Sinasın geliyor. Sinikle kavga ediyor. 4-12 nöbetindeyiz. Bileler eline bir tane veriyorlar G3. İçinde mermi yok. Aa ne anlattın? Ya baskın yapsalar abi? Düşman gelirse. Bir şey diyeceğim Doğukan. Sıkarlar kafamı. Bir farklı bir açıdan alalım bunu ya. Böyle olmuyor. Daha güzel bir açıdan alalım. Ben Doğukan. Tamam hadi o zaman anlat. Dinliyoruz başkan sendeyiz. Yerimizi ayarladık. Hepimiz anlıyoruz. Ben terliklerimle. Şimdi bundan 10 sene önce. Neden hatırlamaz? Ben çok biliyorum. Neden de oradayım? Salı günü cuma namazından çıkıyorduk. Bak kumatımın lastikleri patlar. Ben arabanın lastiğinin patlılığı ben de farkındayım. Hadi başkan sen deyin uzat. Ondan sonra birader 4-12 nöbeti yazıyorlar tamam mı? İçeride 5 kişi. Eline bir tane veriyorlar G3. Kafana takıyorlar bir tane kasket. Kaskı getirin kardeşim göstereceğim. Ya gösterme hadi boşver. Tamam. Herkes düşündü şu an onu. Ben hayatımda asker kaskı görmedim. Ama aynısı lan. Evet. Ondan sonra kaskı takıyorsun kardeşim, baretini takıyorsun. Zırhlı yeleğini giyiyorsun. Güzel. Pantolonunu, tellini, ayakkabını, çorabını giyiyorsun. Gidiyorsun nöbet kulübesine. Adam manitasıyla mesaj yaşıyor. Hadi gider bırak. Ondan sonra şarjör doldur boşalt yapıyorsun ama boş zaten. Niye doldurayım ki? Ya doldur boşalt dol, emniyet için şey için. Böyle bir tane bidon var, onun içine sokuyorsun, doldur boşalt yapıyorsun, çıkıyorsun işte. Zaten boş olduğunu herkes biliyor. Alıyorlar seni birader, bir tane Ford Transit'e biniyorsun. Gıygıdı 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 gidiyor. Nasıl? Gıygıdı gıygıdı gıygıdı. Sallana sallana gidiyor. Evet. Çıkıyorsun birader, adamlar orada çen çekiyor. Hadi dön sen yürüdük yok. Akşama kadar birader, nerede lan bir şey yok mu? Tüfek getirin lan. Abi benim evde bazuka var, bazukayı getireyim mi sana? Animasyonunda koyacağım hepsini. Böyle akşama kadar her şey bir o yana bakıyorum, bir bu yana bakıyorum. Baktın, silah sesi geldi, iş bitti birader. Al diyor. Ya öldün, yok, ya da öldün. Yok kanka, komutanın olan bir alın kızı. Tabi, adam nereden? Ondan sonra öyle bekliyor yani, başlıyor. Tamam, güzel. Hani, tam bize ifade edemedin onu. Seyircimiz de tam anlayamadı, bize espriyi daha önce bildiğimiz için sıkıntı yok. Özür dilerim kardeşim. Hızlı paketçi. Şimdi
direkt. Güzel kardeşim. Senin de bir anın güzel. Hep birlikte olanlar yakın zamanda arkadaşlar. Lastiğini kaç sefer patlattın? Bu sen de bilader, niye altta kalıyorsun? Sen niye altta kalıyorsun? Vur sen de. Gariban olduğu için bilader. Gariban özgü gibi. Arkadaşlarla. Ya bilader sözümü böyüm. Hayat yere düştü. Bilader o şey. Kanka o yüzden hiç anlamıyorum. Anlamıyorum. Bir gün arkadaşlarla çıktık motorlarla gezmeye. İzmir'de geziyoruz işte semt semt, sokak sokak. Berk arkadaşımız da motorunu yeni almış. Buraya getirdi. İlk noterden çıkmıştı. Çıktık. 3 motor muydu? 4 motor. Çıktık geziyoruz işte öyle. Bir düz yolda bir gidiyorduk. Yani? Bir su gördük. Bir su geliyor. Sonradan fark ama şimdi suyun geniş sivrileri var kanka. Hortumdan gelen su var kanalda. Yani yoldan var, kanalizasyondan var, damlaya damlaya bir su geliyor yolun ortasında. Damlaya damlaya görüyorum. Ama en önde ben gidiyorum. En önde bu gidiyor. Bir benden ne geliyor. Diyor. Bu motor su mu yakıyor? Nereden geliyorsun? Sonra arkadaşın motorunun arka lastik kayınca biz ondan sonra fark ettik. Arka lastik cart diye kayıverdi. Kartel patlamış. Kartel patlamamış kanka. Kartelin içinde su mu vardı? Açıkla bunu bana. Yağ vardı. Niye su geliyordu? Biz onun sonradan yağ olduğunu fark ettik. Suyla yağın rengi aynı mı? Yere düşünce aynı. Sen çocuğun üstüne nereye gidiyorsun? Hadi deneyelim. Ha? Sen bilimsel açıklamalarla deneriz. Sen önce bir anlar mı? Keko. Evet. Lan bir gün gidiyorduk böyle çete çete çete. Benim bir tane Adidas tişörtüm vardı. Oğlum işte tamam. dur sana gelmedi daha. Dur. Ne oluyor ya? Benim bir tane kırmızı Adidas tişörtüm vardı. Şimdi bit pazarından bir şey yaptım. Bir gidiyorum abi tamam bit pazarına. O zamanlar tefesli zamanlar. Vallahi. Bacanı götürüyorum. Abi hiç unutmam. Adidas. Elimi ağzım. Kaldırma. Adidas Nike tişörtler abi 10 lira falan. Bir gidiyorum 10 lira veriyorum. 5 tane koyuyor poşete. Daha dön bu da yok. Onurcan abi. Bir geldim. Ulan bir geldim, tüm mahalle benden aldı tişörtleri. Herkes giyiyor. Bende bir tane kırmızı Adidas kaldı ama var ya. O da halen duruyordur abi. 5 ay belki üstümden çıkarmadım. En son var ya, bu böyle yaptı. Tuttu, yırttı. Yırttım öyle derdim. Yırttığı şekilde giydim. Giydim, bugün daha giydim. Niye? Bir de para verdim onu. Para verdim ya. Diğerlerini almışsın zaten bir de. Dağılmış mahalle. Mahalleye dattım. Baktım tüm mahalle benim şeyleri giydi. Şimdi herkes biliyordur TikTok'tan oradan buradan. Furkan'ın bir gudubetliği var arkadaşlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Kiremit kurdu bir tane. Bir dakika bölmeyin bir. Yaklaşık bir senedir bu çocuk daha önce bir tane Küba CG'si var. Bir sene kaç gün? Çok güzel de bir motor. Bözme. Bozmayın. Ferdi Tayfun. Neyse. Nikelleyen kapakları var ama motorun. Özel seri. ALT'de falan olmayan nikelleyen kapak. ALT yapmaya çalıştı, yapamadı, yarıda kaldı yani. Aynen. Polisaj yapmayı denedi arkadaş. Yapamayanlardan. Arkadaş da motor 3 ay durdu. 3 ay boyunca yaptığım o lafı Özmen reklamcılık Osmanlı turası. Sepet Osmanlı turası yapıştırmak. Ben de. Aslında lastik almaktan başka bir şey yapamadım. Durmadan lastik alıyorum. Ya, daha önceki hayatında veya yeni bu hayatında İşini günahlarından ötürü veya yaptığı bir abdesti yanlış alma sebebinden ötürü bir gudubetliği vardı. Allah aşkına. Nerede kaldım hatırlamıyorum. Telefon çaldı. İşte bir gudubetliği bir şeyliği vardı. CG'yi aldı. Adam bir ay bindi. Allah aşkına. İlk bir aylarda bir şey yoktu galiba. Yok temizliyoruz o zaman. İkinci aya geçtik. Haftada bir lastik patlamaya başladı. Dedik yani hızlı kullanıyor. Bir el lastik. Jantlar dedik herhalde dayanmıyor. Patlatıyor. Şantı mantı patlatıyordum. 36 teli patlatıyordum. Yani. 36 tel patlatmışlar. 36 teli nasıl patlatıyor? Ya boş ver. Şu an onu boş ver sen. Neyse ilk hafta böyle her hafta lastik patlıyor. Biz diyoruz ki bu hızlı kullanıyor. Kesin kaldırmalandırma işte yollar bozuk. Ondan patlıyor. Yani İkinci, motor kullanmasını bilmiyor yani. Hani biraz acemilik yani şey oldu. Basık, çok basık bir motor. Hiç fark etmiyor. Güzeldi. Her neyse ikinci hafta oldu. Üçüncü hafta oldu artık hafta olarak değil. Günlük olarak patlıyordu lastik. Ama ne olmuş? Jantın içine... Dur bir bekledim. Bir dakika. Hayır bir şey açıklamak. Hadi seninkini jantının içine kürdan kaçtı. Onun bildiğin sendeki bulaşıcı hastalık gibi oldu. Kimin arkasına binsenin lastiğini patladı. Ona da geleceğim. Böyle mi? Lastiğin farkı patladığını ben de farkındayım. Lastiğin lastiğini patladığını ben de farkındayım. Böyle mi? Böyle mi? Yapacak bir şey yok. Böyle mi? Her neyse. Lastik alıyor sürekli 20 milyon, 25 milyon, 15 milyon abi evren motor var aşağıda yakın. Hemen gidiyoruz alıyoruz geliyoruz Bisiklet lastiği takıyormuş oldu. Her neyse bu böyle bir ay bir buçuk ayda devam etti. Sürekli lastik patlıyor.
Ama aynı zamanda kimin arkasına binerse de onu da lastiği patlıyor. Ama şöyle de bir sorunsal var. Drifto ya da Peugeot'da vesairede değil. CG'de. CG'de kimin arkasına binerse veya kimin motorunu kullanırsa lastik patlıyor. Keşke. Ciddi olarak söylerim, bu bir hastalık bile. Genç yaşta motor sahibi olur işte abi. Gudubet. Allah şükürler olsun. Yeniyorsun yavaş yavaş. Hani olur da yarın bir gün birinin başına gelirse ilk yapması gereken şey nedir mesela? Ben onu izah etmeye çalıştım. Yani dokuz, sen, dokuz bunu, sene çileni. Sen bunu nasıl yendin? Sen bu gudubetliğini nasıl yendin? Nasıl üstüne? Kanka o burada anlatılmış. Dokuz sene çileni. Abdest 9 kere mi aldın? 9 kilometrin üstüne mi abdest aldın? 20 kere abdest alıyorum kardeşim. Tamam. Aynen. Ciddi mi? Aynen. Çatıya çıkıyorsun. Ne kadar kiremit varsa hepsini topluyorsun. Hı. Üstüne yatıyorsun kiremitleri. Hı. 50 tane, 100 tane hepsi kırılıyor. Tamam. Bir 50 kere daha abdest alıyorum. Normal abdest. 20 tane de gusül abdesti alıyorum. Geçiyor. Dua ediyorum, geçiyor. Geçten emin miyiz? Eminiz. Niye Murat'ın lastiği patladı? Takıyor 1.50 lastik, ip ince lastik. Yani kim oturursa patlıyor. Senlik bir soru, sağ yok. Öpücük olup 1.50 lastikte 2 yıl mı o motoru kullandı? 2 yıl mı? Bir ay takı kalma. Burada da ne varsa? Sende var bence. Bir 20-50 daha yapsan düzelecek o. Tamam, sen işin bitti. Emre, sana gelelim. Anlat bir daha. Bak şimdi nasıl bağırarak konuşuyor. Biraz daha yapalım. Celle belli olmayan fazla diyeceğim de yok. Neyse fazla. Ne? Celle hırsızlık olmayan celle belli yok. Ne, ben öyle bir insan mıyım? Ne? Tövbe haşa. Enver'de öyle bir şey olur mu ya? Niye? Babacan da vardı orada. Ne? Ben nerede vardım oğlum? Ya 5 kişi bir dayak yedik ya şurada. Tek adam işte onu diye anlattım. Ya bir insan nasıl dayak yer? 5 kişi bir tane çocuktan nasıl dayak yer ya? Sana girebilir. Bunun gözüne bir vurdu çocuk, bir baktım yerden gözü görüyorum. Bir tanesi gitti tek mantmaya derken taklat düştü. Ben gittim beni bu tarafa vurdu. Buna vurdu. Bunu gözü görüyorum. Çocuk zaten bu abi tekme vurdu 5 metre geliyormuş. Lan bana beni. Ben gözlüğü taktım bir baktım ben. Ama çocuk hele delikanlıymış. Hepimizi yere attıktan sonra kaçtı gitti. Delikanlı. Yoksa biz o sayında ben yine de delikanlıyoruz. Okan sen ben gözlüğü kurdum. Ya buna geç, buna başla. Buna sonra geleceğim ben. Bunun için banko. Yarım saat gel. İki baba geldi. Sen nasıl bana benziyorsun? Hayır abi. Anlat bir daha. Yok yani. Bisiklet de var da hani bir tane kazan maza yaptı diyordun. Bisiklet de var abi. Tamam anlat, bisiklet olsun. Bisiklet yok ya. Ya anla işte anlat. Benim bir tane mavi ümit balık bisikletim var. Yani o bokalemon olan. Evet. Bokalemon 2. Kemik jantları taktığımız bisikletin önceki halleri. Evet. Mantıklı. O bendeydi. Biz bir gün onda disk fren vardı ama şey kalatası yoktu abi. Tamam, görüntü amaçlı. Fakirliğin bir iskele olsun. Allah'ım tüm fakirleri gör ya Rabbim, yardım et. Hayır bunun yanında bizi görecek, bu da bunda fakirsin. Ben fakirim. Sen fakirsin ha. Telefonu. Kardeşim telefon zenginlik mi? Adam fakir, ayağında 8 milyon. Ne ayakkabı var muhabbete bak. Bak. Babamdan aldığım terlik var. Şuraya bak. Bir dakika. Şilo online. Babam, şilo babamdan şilo. Babamdan çaldım ben bu ayakkabı. Ondan çalmışım be. Al işte. 1-200 milyon. Orijinal dosya. Ne 200 milyon ya? Orijinal dosya yani bu. Senin de ismini abi bunu vermiş. Ben de çaldım onu. Orijinal değil. Oğlum benim yanımdaki insanların hepsi hırsız mı çıktı? Ben tövbe ettim abi. Orijinal değil o. Tamam hadi. Okan anla sen değil. Orijinal değil. Biz bisikletlerle zaten bayrakla oturanlar bilir. Bayrakla gidiyorduk. Tövbe. Orada abi şey ben... Abi boş yapma cidden, ver şunu. Dur ya dur. Diğer videolarda yapıyorum ama bu videoda olmaz. Burayı kesersen. Ben şu an kestim. Bravo, çeksin ha. Biz işte giderken ben mesela önümde bayağı trafik vardı. Ben de onun biraz şey öyle kelimeler kullanmıyorum. Aynen arkasından. Arkasından gidiyordum. Arkasında böyle yakın gidiyordum. Olsa zaten orası böyle anıyordu. İnsanlar gelip geçiyor, millet her basıp bisikletle bakıyor sürtüyor diye. Ben de onlara bakayım derken önümde aynen durmuşlar. Ben de arkadan vurdum abi, drone. Anıya bak be. Arabanın arkasından içine girdi. Tekerin içine girdi. Vermem. Çok pahalı bir şey vermem. Ne kadar? 5 lira. 350 galiba. Ya defol git içine çocuk.
Vallahi. Yok lan gerçek. Abi benimki daha bitmedi ya. Ha Okan bitmemiş. Okan abi. Okan senin sesin gelmiyor buraya. Ben ondan oraları çekiyorum. Ondan sonra onun arka tamponu içine girdi. Ben hemen indim. Adamın yanına gittim özür dileme. Korktum tabii dövecek diye. Adamın tipi de biraz böyle değil. Oğlum hayırdır lan kim dövebilir? Ondan sonra adam dedi bir şeyin var mı falan yok dedim abi kusura bakma. Öyle bitti işte adam dedi dikkat et dedi. Gitti evet, adam. Anı bile ver. Ama abi ya ben arabanın altına girseydim. Bende çok var. Tamam, sen motorluyu anlatabilirsin. Normal anlatabilirsin. Sen ha düştüğümüz şeyi anlat. Duyuyor kanka çok bağırıyorsun. Direkt de şurada düştüğümüzü anlatsana bile. Abi. Onu bunu boş ver. AKS'ye nasıl vurdum? Onu anlatayım mı? AKS'yi boş ver. Dur sen. AKS'yi anlat. Çöz senin orada ben onu. Ya tamam başka anlat. Ofis. AKS dediğin senin şey mi? O Hüseyin abiyle birader buradan driftle aşağı iniyoruz tamam mı? Bana dikkat kanka oraya alınca. Her neyse aşağı doğru iniyoruz. Driftin tek yayını sökmüşüm ön yerde bir daha 144'leri daha yeni takmışım. Egzozu yeni ayarlatmışım. Baba merhaba. Egzozu altta ayarlatmışım biraz. Sürtünce motor egzozun üstüne çıkıyor. Tek amasörü taktım daha iyi yaylanıyor ediyor daha güzel diye. Sürt yollarının tam o köşeyi dönüyoruz. Bir baktım bir şey oluyor bir şey sürtüyor kafayı eğmeye kalmadan. Bir baktım başkan böyle koştu benim peşimden. Tamam mı düşmüşüm tek ayak üstünde seke seke peşimden. Abi diyorum bir baktım motor altından bir kaydı bir gitti. Ben motora bakıyorum motor bana Hüseyin abi. Rezil oturdu. Kadın değil. Bilerek yapmıştık da. Bitti mi? Arkadaşlar bir gün İzmir Menderes'te otomobil modifiye fuarı var. Oğlum o videoyu izlediler ki. Heh. Benim bir şey yok. Bizim yalan biliyorsunuz. Nasıl gitti? Ama dönüşü bilmiyorsunuz. Girişimizi biliyorlar kanka gidişim. Dönüşte kaza yaptı. Sabah bir tane transferin aksine altı moto bindik. Aynen. Akşam 12 bu ben bir arkadaşımız daha vardı Mehmet diye motorları yapacağız. Deli Mehmet. Ben normalde gelmeyecektim. Ne deli Mehmet? Motorum yatıyordu. Dışarı çıkmaya durumu yoktu. Hemen bir gecede toparlayalım. Lastikleri patlıyordu çünkü. Şimdi lastiği takıyoruz. Lastik patlıyor şişiriyoruz. Bir daha takıyoruz, bir daha patlıyor. Bir daha takıyoruz, bir daha patlıyor. O gün de şöyle bir muhabbet olmuştu. Benim Peugeot'dan söktüler diyor. Bilal senin lastik de patlakmış. Benim orada da 2 tane Peugeot vardı. 3-4 tane jant vardı. İşte lastikler vardı. Bisiklet lastiği vardı. Bisiklet lastiği vardı. Aynen. 10-15 tane normal motor iş lastiği vardı. Peugeot'ların lastiği vardı. Onların hepsini patlattık. Böylece. Sen paran olduğunu ne yapıyordun? Evine gidip iş lastik arıyordun değil mi? Evet. Toptan. Neden? Toptan evrenden iş lastik alıyordum. Patlıyordu çünkü. Sonradan biz bulduk jantın içinde çivi mi ne varmış öyle iğne gibi bir şey varmış. Neyse arkadaşlar. O jantın içine nasıl girmiş? Dış lastikten girmesi imkansız kalın abi böyle. Jantın dökümünde var mı? Valla bizim ortamda bir tek kürdan kullanan i̇mkansız Berk var. Bir şey yoktur. Bu şeyde imkansız. Abi jantla alakalı bir şey değil. Bizim ortamda bir tek kürdan kullanan Berk var abi. Bu yapmışsa bu yapmıştı. Sabah oldu. Sabah oldu motorları çıkardık. Transite yoktu. Yükledik gittik. Fuar 1'de başlayacak. Saat 8.30 olmuş. Biz fuar alanındayız. Adamlar da kahvaltı yapmamış. Ortalığı biz şey yaptık, yardım ettik adamlara bir şeyler yaptık. Güneş tabii sıcak hava İzmir yazın. Tabii yine abi. Sıcak. Dolaşıyoruz, dolaşıyoruz aynen. Neyse bitti fuar. Yavaş. Saat 3'te biz sıkıldık. Tam çıkıyorduk yine. Bir tane kılıyor. Evet. İçinde bir baktık. Modeller vardı. İki tane model. Enver O dönüşü yaptı ama moto giderken yaptı onu. Ama Enver böyle nasıl değil, dönüyor? O dönüşü nasıl olur? Gidersin böyle dönersin değil mi? Motor böyle gidiyorduk. Böyle oldu. Baktım Enver bana doğru geliyor. Bunu gören Furkan da geri döndü. Ben de geri döndüm. Ama ben motoru nasıl çevirdim? Ben elimle ittiriyordum motoru. Orada da lastik patladı. Orada lastik patladı zaten. Orada da patladı. Pompeye basıyor, 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 lastiği yakıyor, ondan sonra geri basıyor. Elimde götürüyordum transiten. Tamam, başka bir şey. Maske mi? Ver bir maske başka. Kızlar, ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Başka arkadaşlar. Abi kendine hiç bakma. Videoya, bak videoya bileler beğeni atmayı, şey yorum atmayı unutmayın. Eğer hani beğenmiyorsanız da şey yapmıyorsanız da arkadaşım çıkın. Adamın aman. Bu ne oğlum? Ne ne abi? Aç canını oradan bitti. Şunu şuradan açtım mı? Abi sen ne kadar? Şunu da şöyle kıvırdım. Ya sen katilsin ya. Çek başı kapat. Adamlar robot yapmış ya. Hadi lan hadi çık geçim canımızı sıkma bizim. Ev temizliği ya. Yürü lan hadi evine. Yürü. Yürü lan. Kalkacağım ayağa da. Sıçacağım şimdi ayağa ver. Aha başkanın da sesini dinletir şimdi sen. Neyse arkadaşlar fuar bitti tabi. Biz yavaş yavaş gidiyoruz. Ama yol çok kötü bir yol yani.
öyle bir yol ki görmeyin yani. Öyle, yine transit ekleyeceğiz ama yani ana yola çıkacağız transitimizi alacağız. Adam nedense abi, hep bizim rezil olduğumuzu anlıyor. Hiç kendinin öyle modelleri görüp de lastik yakmaya çalıştığını anlatmıyor patlak canta. Patlak canta. Anlatayım, hiç sıkıntı değil. Ben elimde götürüyordum transite doğru motoru. Bir baktık tabii onlar. Ben modeller, motoru çalıştırdım. Lastik patlak, motor bir gidiyor. Ben dedim ki lastik mi bitiyor, jant mı yanıyor? Dedi ki makine yansın motor yine umurumda değil. Ben dedim bırakırım burada motoru dedim. Tabii lastik, mastik, iç lastik yanıyor, dış lastik yanıyor. Motor zincir, sekiyor. Zincir atıyor, bu arkadan bastırıyor motor sekmesin diye bir şeyler oluyor. Ortalık karnavan. Enver dönüyor, arabalar dönüyor. Neyse fotoğraf falan çekildik tabii. Çıktık, toparlandık, çıktık, gidiyoruz. Yol çok kötü. 5-10, en fazla 15 kilometre hızla gidiyoruz. 15'i? 5 kanka, 5'ten daha fazla. Daha birinci vitesin debrajını, motoru kaldırdım, daha debrajı bırakmadım yani. Debriyajda gidiyorlar, birinci vites. Debriyaj. Yolu ben size anlatayım. Toprak yol ama toprağın altında da kayalar falan yani vesaire var böyle. Yol böyle böyle engebeli yol. Yani bildiğin tam arazi araçlarının arazi yapabileceği bir şekilde. Motorlar basık, gerisi sende. Gidiyoruz. Enver motoru sürüyor. Arkasında Efe var, aranıyor. Ama elinde sandalyeler var. Malzemeler var, işte bir şeyler var. Motorla giderken bunda arka fren ayaklığı vardı. Arka fren ayaklığı bir tane taşa takıldı. 5 kilometre hızlı. Bir baktım, bunlar önünde gidiyor. Hadi ses ya. Ayaklık taşa takılınca motor bir anda durdu. Ama üstündekiler yok. Üstündekiler böyle düştüler. Yan böyle yattılar. Neyse ayaklık mayaklık kırıldı. Motoru düştü. Motor da düştü tabii. Gaz. Motor ama motorun düştüğünü onlar da farkında. Motorun düştüğünü onlar da farkında. Efe kalktı bağırıyor, kollara soyulmuş. Bir dakika ya, geri dönüş olmayan bulmaya bana yol mu vururum onun ağzına. Kolları soyulmuş moyulmuş küfür ediyor. Enver motoru tekmeliyor. Yantları yumruk atıyor. Sakalı makalı kırıyor, depoya vuruyor. Tabii depo ondan sonra patladı. O arada gittiğimiz nakliyeci abiyi de bekliyoruz ama ben derlendim. Motoru kaza yaptık. Trafik varmış. Adam da dedi geç kaldı. Geç kalabilirim. Geç kalabilirim dedi. Ben de derlendim dedim, motoruna da başlarım dedim. Nakliyesine motor kazalı, ayak freni dönmüş. Ben dedim gidiyor. 10 metre gittim. Gidemiyorum dedim. Geri döndüm. Tabii işte bekledik, otobanın kenarındayız. Yazılım güncellemesi geldi, kapattım geri açtım videoyu. İşte otobanın kenarında bekliyoruz arkadaşlar. İşte öyle arabalar geçiyor. Herkes bizim halimize bakıyor. Süreli gibi. Tam benim o zamanlar ehliyetim yok. Dedim trafik polisi. Modeller yanımızdan geçiyor, kahkaha atıyorlar. İttirdim motoru, attım çalılıklara. Çalılıklara sakladı motoru. Ama Furkan nasıl biliyor musun? Buradan hatırlıyorsun değil mi aşağı indiğimizi? Motoru bir daha düşürdün orada. Furkan'la aşağı iniyoruz. Furkan'la aşağı iniyoruz. Berklerin bir altı yolu. Polis sadece önümüzden geçiyor. Polis kafasını çevirip bize bakmamış bile. Bir baktım, Furkan, birader polis! Birader! Baktım, çok korkuyor polis. Motoru fırlatacak. Oğlum dedim dur, adam sana bakmadı, bastı gitti. Ya diyor gelirse, ya bana baktıysa. Böyle yapa yapa ben 5 ay mı sürdüm? 5-6 ay ehliyetsiz motor sürdüm. Gitmediğim yerde kalmadım. Ondan sonra bir de... Hep de evlerin sayesinde. Hep de evlerin sayesinde. Hepsi hiçbir yere gidemezdi. Zamanından çıkamazdın. Bile ver şimdi. Ya alırım ben aslında. Rahat ol. Kanka sonra ses yapma. Kanka gitmediğim yer derken sen sadece buradan bir maceraya gittin o kadar. Macerada kenara bırakıyordum motoru. He maceraya da bir alt mahalle... Yok Homeros'a geldi. Homeros'a. Hayır onu sayma. Aa Homeros'a geldi. Onu sayma. O kadar topluyduk, o bir gazla geldi ona. Hatta polislerin yanına. Buradan tek başına anca maceraya gittim. Onda bir alt mahalleye saklıyordum motoru, yürüyerek çıkıyordu. Ben de bir şey anlatacağım. Benim anım değil. Bu kardeşimizin anısı yine. Bir yere gidiyoruz işte, yine maceraya gidiyoruz. Ben, Enver, bu üçümüzüz. Arkamızda üçümüzün dolu, benim boş. Yani 2-4-5 kişiyiz toplam motorlarla. Böyle yokuştan aşağı iniyoruz. Polis geldi. Normal polis. Önümüzde tak diye durdu. Ben o sırada hiç motoru bağırttırmadım, etmedim. Ben Peugeot'a direkt arabanın polisin durduğu yerden aradan böyle kaydırıp kaçtım gittim. Bunlar kaldı. Daha sonrasını Enver anlasın. Çünkü ben yoktum. Ben durdum, tamam. Enver'in arkasında olan polis bendim. Polis indi, tamam polis indi. Polis benle konuşuyor. Tam Tolga Kıraathanesi'nin orada aradan fıydı gitti ya. Polis indi, polis benle konuşuyor, tamam mı? Kardeşim de ehliyetim var mı? Var abi. Çıkartıyorum, veriyorum. Ruhsatım var abi. Adam bir şey var mı? Yok. Üstünde de hiçbir şey yok. Adam böyle yaptı zaten bize. Temiz çocuk bunlar dedi. Temiz çocuk gitsin. Furkan bir baktım. Furkan adam bir göz göze geldi. Adam kimlik istemedi mi ondan? Yok. Dinle. Adam hiçbir şey demedi bile. Bir baktım Furkan attı. Abi
Vallahi diyor ehliyete daha yeni yazıldım. Ağlayacak, ağlayacak. Öyle bir şey yok ya. Ağlayacak, bir gör ağlayacak. Adam bana ehliyet sordu, tamam mı? Hayır kardeşim, ehliyet. Ehliyet sordu. Sormadı. Sormadı. Çocuk da oradaydı. Aa, tövbe, ehliyet sormadı. Kimlik istedi benden. Hiçbir şey. Hayır, sen yanlış. Sen sikletin oradaki muhabbeti diyorum. Bak. Hayır, o değil. Kardeşim, orada bekle. Orada tam kimlik istedi. Onu da söyleyeceğim. Bekle. Adam buna hiçbir şeye bir baktım, bu bildiğini ağlayacak. Abi diyor, ehliyetime ya, yazdım. Yalan söylüyor ya. Oğlum o yalan söylüyor, ben de mi söylüyorum? Lan ne ağlaması oğlum, manyak mısın? Ağlayacaktın oğlum, gözlerin doldu ya. Dur onu geçtim. Skate, ben bunu gaza getirdim. Tabii konudan bana geçme, konu gel. Gene aynı muhabbetti. Gaza getirdim, skate'in oraya gittik, benzin aldık. Furkan dedim, hadi dedim, yürü dedim, bayrak ve sevgi yolunu pilav yiyelim. Lan sevgi yolunda ne var? Aynen. Konuşuyoruz tabii o ara konuşuyoruz. O ara kaldırımda konuşuyoruz. Sevgi yolunda ne var? Adamın biri hani o skate'den tamam karşı karşıya geçtiğimiz yer var ya, tam oraya geldim. Beyaz Doblo'nun bir yanaş dönüyor, bana böyle böyle yapıyor. Ben döndüm ona böyle böyle yaptım. Hayırdır dedim, dayı ne oldu? Bana burayı gösteriyor, yani bizim olduğumuz yer. Ama oradan araba girmez. Sadece motorun geçebilecek. Kaldırım aralıyor. Bir de girmez diyoruz. Girmez araba. Dayı diyorum girmez. Hayırdır? Baktım bana hala el koyuyor. Dayı dedim indireceğim. Ne oldu ya dedim. Bir baktım. Dağıt etti. Furkan döndüm. Furkan dedim selamünaleyküm. Bunlar dedim yazdılar bize. Geçmiş olsun. Adam dedi kardeşimle kontağı kapattık. Beraber iyi yaptık. Kaldırdım kontağı. Ben tabii kontağı bir kapattım. Enlere bir başladım. Küfür etmeye. Adam durdu. Adam benimle konuşuyor. Ama adam nasıl biliyor musun? Nasıl makara yapıyor benimle? Adam bildiğin benimle dalga geçiyor. Dalga geçiyor ama gül diyor sen. Yazıyor sen. Yazıyor. Eve gelecek o. Gelecek diye. Şş, adamla makara pukara sohbet. Adam diyor sen diyor çok manita geçiyorsun. Yok abi diyor. Bu böyle bir arkana da makara söylüyor. Öyle yapıyor abi. Tamam mı? Ondan sonra adam bize makara yapıyor. Adam dedi ki bana. Kimliğini ver dedi kardeşim, ceza uygulayacağım. Hiçbir şey yapmadım. Yüzsüz bir şekilde çıkarttım, kimlik ver. Ben gibi. Ama maskesizlikten. Furkan'a böyle yaptı. Kardeşim kimliğini verir misin dedi, tamam mı? Güzel dedi, adam da makara yapmış. O kadar samimi olmuş. Bir baktım Furkan gene o moda girdi. Abi yemin ediyorum dostlar süzü kursu yukarıda. Oha bak ya. Yemin oha ediyorum yazıldım. Oha ya. Bak abi yemin ediyorum ehliyetimi alacağım. Adam ben... Kardeşim ben de senden dedi ehliyet istemedim dedi. Kimlik istedim ya dedi. Bunda dedi abartılacak bir şey yok. Ha dedi abi tamam. Kimliğini çıkarttı verdi. Buna ceza gelmiş, bana hala gelmedi. Allah'ım. Maskesizlikten. Bu motoru da sattım, 2 hafta sonra ehliyet geldi. Ehliyetini aldı ya. Aynı muhabbet bana da oldu. Kırmızı CG'yi sattım, 2 hafta sonra ehliyetim geldi. Kırmızı CG ama plakasını satsız şahsesiz. Ben anlatayım mı diyeceğim de gerek yok yani. Ben de. Vallahi anlatayım. Bir tane yüz karıcıdan sonra ondan sonra kapanışımızı yapalım. Hayır ya, ben de anlatmak istiyorum ya. Anlatma hanım yeter. Benim Düldülümle, Doğukan kardeşimle. Düldülün ne mesela, onu anlat onu. Volta VST satılık. Her neyse. Çıktık buradan. Kaç para bile fiyatı ver. 2000 liradan. Ama 2500 liradan aşağıya. Toplam 3 tane çizik bulana bedava veririz. Evet. Her neyse buradan çıktık hep beraber. Mezarlığa gideceğiz. İyi hoş. Yokuşları elimizde yürüyerek çıkıyoruz. Düzlüğe çıkıyoruz. Doğukan bana gaz veriyor. Ben motora gaz veriyorum. Gider götürür bizi falan. Her neyse dağ yolunu açtık. Mezarlığa giden dağ yolu. Hafif bir rampa var. Rampada kaldık. İşte Doğukan biniyor. Yürüyerek gidiyor. Ben iniyorum. Yürüyerek gidiyorum. Zor bela gittik. Mezarla. Sonra Berkler geldi Ankara'dan. Mezarla. Abdest aldım ve gittim. Ondan sonra dönüşte biz indik yokuştan aşağı rampada. Buna hep üzerinden gidin, ben gelirim. Her neyse biz diyoruz ki tabii şurada durdurur biz götürür daha falan filan. Biz dağ yolunda kaldık. Telefon çekmiyor. Berk geliyor motorun altını vura. Her neyse en can alıcı yer. Ama nasıl girdi? Biz de Berk'e ayak uydurmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Her neyse Berk dedi ki bu dedi böyle olmaz, bir şekilde gidelim falan filan. Motoru götüremiyoruz yani, bir şekilde akü kaldık bitti. Orada. Akü bitti. Yani Okan da var sırada. Her neyse birinden bir fikir çıktı, dedi ki Yusuf dedi Berk'in arkasına otursun. Ters oturdum. Hayır. Ters oturdum arkadaşlar, hep çekiyor. Hem Doğukan'la Okan'ı tutuyor hem de motoru çekiyor. O şekilde dağ yolunu açtık. Bu sırada Berklere de haber veremiyoruz, telefon çekmiyor. Allah'tan onlar geldiler. Her neyse o şekilde zor bela bir yere kadar geldik. Orada gene tıkandık. Motor çıkmıyor. Bunlar zaten ağır. Motor ön kalkıyor Berk'in. Yokuştan kaldırmıyor. Ben arkada çekemiyorum bunları. Ön kalkıyor. Her neyse biz motorun aküsünü söktük. Hangi motor? Dedim ki aküyü bana verin. Dedim Okan'a ben aküyü götüreyim. Siz dedim motor işe sorarak daha rahat çıkarsınız. Tam o Cengiz'in teras kapının oradaki benim motor ya Volta. En soldaki ama. Evlerin dindiği yerin olduğu yerde. Ha, Şöyle bak. Şöyle bir yokuş var. Orada. 100. yılın yokuşu. Oğlum teras kafe değil mi? Teras kafe diyorsun. 100. yıl diyorsun. Teras kafe yokuşu var. Arasındaki yokuş. Oğlum tamam vuracağım şimdi telefonu suratınıza. Girin o sokağın adı 100. yıl.
Enver ben kurye miyim? Nereden bileyim sokağın adını? Yalnız bu arada da sol elinde bedel yazıyor. Bağırma kanka bak başım ağrıyor kalbini kıracağım. Arkadaşlar öyle böyle aküyü söktük. Şuraya geç otur. O kadar kucağına verdik. Ben gözükmem. Tam gözük çekeceğim geç otur oraya. Yokuş böyle. Biz ölmüşüz motor elektronikler. Bir baktık Berkler orada video çekiyor. Ben motorun videosunu çekeyim. Çekeyim. Daha tamam, bak çekme. İzlesenize. Yani böyle bir gün yaşamıştık. Onu da size anlatalım dedik. Elektrikli alacaksanız almayın arkadaşlar. Ya da Berk bana alacağım zaman bir laf söylemişti. Ben demiştim ki elektrikliyi seviyorum. O da dedi ki sonradan dedi elektrikli de seni seviyor. O laf her zaman aklımda. O yüzden masrafı çok. Çünkü bizim İzmir'in yani özellikle bayrak çevresinde oturan kişilerin yokuş çıktığı için o masrafı en çok ben çektim arkadaşlar. Evet ama o da bir sonraki videomuza kalsın. Bir video aynen öyle. Videomuzu bitirmeyelim. Cümle güzel bir çok, güzel bir çok. Video oldu. Umarım beğenirsiniz. Biraz uzun olmuş olabilir. Biraz aralarda beğenmediğiniz veya sıkıldığınız anlar olmuş olabilir. Arada böyle videolar çekmek istiyoruz. Hep bisiklet motorla uğraşmak istemiyoruz açıkçası arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İlk başta Okan kardeşim ve Enver Mert'i, Furkan'la, Yusuf Güder'i, Efe Kankantarlı, Kuki Çakmak, Doğukan Yavuz, Babacan ve kendime de ve değerli siz izleyen ve bu saate kadar diyor. Videonun sonuna kadar izleyen kardeşlerime çok 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 teşekkür ediyorum. Like atıp yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dur be, o kapanış yapıyor. Allah'a emanet olun. Koronası sağlıklı mutlu günler de kapanışı sende. Bezim nerede? Bezim. Aha! En güzeli böyle birer tırnağına bir daha canım. Özür dilerim. Oğlum o bizim dükkanın bezi değil mi? Nasıl ya? Yok kanka. Hadi kapanış. Enver o. Allah böyle onu vermesin. Kamerayı kıyacağım. Lütfen daha üst üste vursana. Ata yap. Aa elime. Ağzına. elime vurma. Oğlum kolay yakın. Allah'ım hep bir gitti.